Gözümüzü çekik yapmak istiyorsak, eğer gözümüzü daha yuvarlak yapmak istiyorsak, gözlerimiz birbirinden uzaksa, bizi hem demode gösterecek. Herkese merhaba, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Ben Merve Görgöz. Uzun zaman sonra bir parnasız türlü videosu çekmek istedim. Çünkü sizden bayağı bir talep geldi bu konuda. Ben de artık bugün yapmaya karar verdim. Bugün hem tekniklerden bahsedeceğim, hem hangi göz tipini nasıl sürülebilirden bahsedeceğim, hem de farların yapısı vesaire hepsinden bahsedeceğim. Yani tamamen bir far videosu olacak bizim için bu. O zaman hemen başlayalım, zaten arada konuşuruz. Öncelikle farın gün içinde gözünüzden çıkmaması için, uçmaması için tabii ki altına krem bir ürün kullanmak gerekiyor. Yani çıplak tenize direkt far kullanmayın. Ya bir fondöten olur ya kapatıcı olur. Full bir makyaj yapıyorsanız fondöten artı kapatıcıyı ben öneriyorum. Çünkü orasını dümdüz yaparsanız eğer tamamen rengi alırsanız farların rengini çok daha güzel ortaya çıkaracaksınız. Eğer orada kusurlar olursa ya da renk farklılıkları olursa farınız daha dalgalı gözükecek. Bunu unutmayın. O yüzden ben oradaki rengi olabildiğince sıfırlamaya çalışıyorum bir ten rengiyle. Ve daha sonra da far üzerine uyguluyorum. Ben bugün bu kapatıcıyı kullandım. Maybelline Fit Me 10 numarası. Yani çok fazla açık renkler kullanmayın bence. Daha ten renginize uygun olsun. Çok ağır bir makyaj değilse, çok rengi patlatmanız gerekmiyorsa. Eğer burada krem bir far kullanmayacaksak, yani toz farlardan bahsedeceğim bugün. Çünkü krem farlar biraz daha, nasıl diyeyim, artık biraz daha çeşitlendirme boyutu işin. O yüzden ben bugün normal toz farlardan bahsedeceğim. Şimdi ben konsillerimi uyguladım zaten. Üzerinden süngerle güzelce geçip pürüzsüzleştirdim. Şurada genelde herkeste olur. Bir yağ çizgisi birikiyor. Eğer üzerini sabitlemezseniz. O yüzden bir pudra aldım. Ve konsillerimi artık fondötenimle sürdüysem onu sabitliyorum. Böylece oradaki çizgi oluşmayacak. Kuru ciltlerde de olabiliyor, yağlı ciltlerde de olabiliyor ama yağlı ciltlerde ekstra tabii ki fazla oluyor. Şimdi diyelim ki bir far bazı kullanmak istediniz. Renkler daha canlı gözüksün istiyorsunuz. Farlar daha çok gözünüze yapışsın ve çok daha uzun süre kalsın istiyorsunuz. O zaman far bazını bu pudra adımından önce kullanacaksınız. Yani konsillerimi uyguladım. Üzerine far bazımı uygulayacağım. Daha sonra üzerine pudralayabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Ben bugün kullanmıyorum. Ben genelde far bazı kullanmıyorum çünkü farların kalıcılığı ile ilgili bir sorun yaşamıyorum. Ama özellikle dediğim gibi yağlı ciltlerde bu farlar biraz daha akıp gidiyor. O yüzden onlar kullanabilir. Çok farklı bir makyaj değilse ben öncelikle bazla başlıyorum. Bazım da genelde sütlü kahve tonlarında. İşte ten renginin birkaç ton koyusu tonlarında oluyor. Şu tonlarda diyebilirim. Ama sizin asla bunun için bir fara ihtiyacınız yok. Onu belirteyim. Hatta bugün de ben bunu göstermek için far değil bir bronzer kullanacağım. Yani ben sütlü kahve tonlarında ayrıyetten bir far almak istemiyorum. Ya da far paletimin içerisinde bu yok diyorsanız normal bronzerınızı da kullanabilirsiniz. Çünkü bu bronzerlar kontur ürünleri aynı zamanda. Kontur ürünleri de yüzümüzü boyutlandırmak amaçlı olduğu için burada aynı işlemi görecek aslında. Benim de amacım bu. Far fırçası olarak bir sürü fırçalar var. Tabii ki kafanızın karışması çok normal. Özellikle yeni başladıysanız. Hemen şöyle size birkaç tane örnek göstereceğim. Mesela bu benim gözüme uygun olan bir karıştırma fırçası. Benim gibi göz aralığınız burası. Yani göz aralığımız nedir? Şu gözümüzle kaşımızın arası. Eğer genişse bu tarz büyük fırçalar kullanabiliriz. Büyük dağıtma fırçaları kullanabiliriz. Eğer benim göz aralığım biraz daha darsa ya da ben farımı daha az, daha küçük bir alana uygulamak istiyorsam bu tarz daha küçük dağıtma fırçaları kullanacağım. Diyorsanız ki benim göz kapağım neredeyse yok. Gözüm çok çekik ya da çok aralığı daptar olan gözler var kesinlikle. O zaman daha böyle minnacık ve çok sert olmayan, bu sert olmaması gerekiyor dağıtması için farı. Çok sert olmayan fırçalar kullanabilirsiniz. Çok daha minik alanlara uygulayıp belki şu orta fırçalarla hafif bir şekilde dağıtabilirsiniz. Ama direkt bunu kullanırsanız bir çamurlaşma, bir bulaşma olacaktır. Gözünüz, mesela kahve far sürüyorsunuz, tüm göz kapağınız direkt kahverengi olacak. Eğer göz aranız çok darsa bunu söylüyorum. Farımı, bronzerımı artık ne kullanıyorsanız aldım fırçaya, hafif tak 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 yaptım. Fazlalığını attım ve başlıyorum. Far fırçamı aldım. Tam katlanma noktama koydum. Burası. Katlanma noktamızı nasıl bulacağız diye sorular geliyor yorumlarda. Yani bunu bulmak hiç zor değil. Gözünüzü açtığınızda tam bu içeri giren kısım katlanma noktanız. Çok çekik gözler ya da göz kapağınız çok fazla düşükse ve gözünüzü kapatıyorsa bunu bulmanız daha zor. Bunu anlıyorum. Zaten o zaman çok büyük fırçalar kullanmayın dediğim gibi. Çok daha küçük alanlara far uygulayın. Şurada direkt katlanma noktamı takip ediyorum. Gördüğünüz gibi. Bunlar biraz daha hani el alışkanlığıyla olacak şeyler. Yavaş yavaş eliniz alışacak yaptıkça.
Hani ilk seferde olması zaten çok imkansız. Gördüğünüz gibi sadece hafifçe gözümü kontürledim diyebilirim. Gözümün katlanma bölgesini hafifçe kontür yaptım. Bu kadar. Hemen diğerine de yapalım. Bu baz illa bu renk olmak zorunda değil. Mesela eğer çok renkli makyajlar yapacaksan bu renk kullanmıyorum genelde. Benim sevdiğim böyle renkli bir paletim var, NYX'in. Ultimate paletlerinden bu Bright rengi mesela hoşuma gidiyor benim. Eğer böyle bir far paleti kullanacaksam ve böyle renkli bir makyaj yapacaksam mesela burada hangisini kullanırdım? Eğer lila bir makyaj yapacaksam diye düşünüyorum. Ya böyle bir baz kullanırdım ya da tam lila olmasını istiyorsam daha açık lila bir baz kullanırdım. Yani bu farı o şekilde kullanırdım. Yani bu illa bu renk olmasına gerek yok. Ben doğal bir makyajda ya da kahve tonlarında, siyah tonlarla makyajda nasıl olur önce onu göstereceğim. Şimdi bu noktada artık istediğiniz rengi sürmeye başlayabilirsiniz. Ben bu bazımı uyguladıktan sonra şöyle renkli bir palet kullanayım bugün. L'Oreal'in I Go Wild paleti. Buradaki bordo rengi alacağım. Ve yine aynı bölgeye uyguluyorum. Bu sefer daha çok içe getirmeden köşede bırakıyorum. Burada çok bastırmamakta fayda var. Bu şekilde bastırırsanız çünkü far orada pat diye kalır. Daha yavaş ve hafif bir elle uyguluyoruz. Evet, bu noktada bırakacağım. Hemen diğer tarafı yapalım. Şimdi derinliği bu şekilde bırakabilirsiniz. Ama gözünüzü daha da derinleştirmek isterseniz eğer, yine göstereceğim onu da. Özellikle çukur gözlerde bu kadar derinleştirmeyi asla tavsiye etmiyorum. Çünkü derinleştirdikçe gözünüz daha da çukurlaşacak. Bunu unutmayın. Yani bu katlanma bölgeniz çukur gözlerde iyice derinde oluyor. Onun üzerine bir daha siz katlanma yaparsanız, yani tekrar orasını belirginleştirirseniz daha çukur gözleriniz olacak. Onu yapmayın. Yani eğer gözünüz çukursa, basitçe şöyle diyebiliriz aslında. Daha derinleştirmek istediğimiz kısımlara koyu farlar uyguluyoruz. Eğer daha öne çıkarmak istediğimiz bir kısım varsa oraya da açık renkler uyguluyoruz. Bu kadar basit. Tabii ki artık makyajlar çok değişti. Bir sürü farklı makyaj çeşitleri var. Şimdi ben bunu teknik olarak anlatıyorum ama çok daha farklı makyajlar yapıyoruz. Belirginleştirmeye çalıştığımız kısma koyu farda sürebiliyoruz. Artık orasına girmiyorum. Olması gereken teknik açıdan anlatacağım bugün. Şimdi ben biraz daha derinleştireceğim. Çünkü benim gözüm çukurda ya da orası çok fazla derin değil. O yüzden koyu kahve bir far alıyorum. Burada sizin zevkinize göre, yani illa koyu kahve far alacaksınız diye bir şey yok. Burada eğer esmer tenliyseniz siyah da alabilirsiniz. Daha beyaz veya buğday tenlilerde siyah kullanınca bu bölge çok fazla oluyor. Yani biraz demode bir makyaj gibi oluyor. O yüzden esmerler daha siyah kullanabilir. Açık ya da buğday tenli olanlar daha koyu kahve gibi kullansa daha güzel olur. Tabii ki yine sizin zevkinize kalmış bir şey. Hemen burada gördüğünüz gibi küçük bir derinleştirme yaptım. Mesela makyaj çok fazla dağıldı. Ne yapacağız? Boş bir fırça alırsak burada ve boş fırçayla dağıtmaya devam edersek makyajı biraz daha toparlarız. Şimdi bu noktada biraz daha keskinleştirmek istiyorsak buraları concealer'ı uyguladığım süngerle ya da fırçayla, şu tarz concealer fırçalarıyla da olabilir, burayı keskin bir şekilde alıyorum. Gördüğünüz gibi ikisinin farkına bu biraz daha toparlandı, bu biraz daha kenarları dağınık ve biraz daha kirli duruyor. Tabii ki bunu da tercih edebilirsiniz. Ben bazen böyle de seviyorum. Ama arada, böyle size de göstermiş olayım, bu şekilde toparlıyorum. Şimdi bu iç kısma geldik. Aslında burada yine farklı noktalar var, onları belirteceğim. Eğer gözünüz yine çukur ya da patlaksa, bu ortasına sürdüğünüzde bunu daha da patlatacak ve daha da diğer tarafı arkada bırakıp daha çukurluğu belli edecek. Onu söyleyeyim. Ama eğer gözünüz çıkıksa, düşükse vesaire vesaire, bunların hepsinde ya da normalse bunların hepsinde bu gösterdiğim tekniği kullanabilirsiniz. Diğerleri için de bence daha koyu renkler kullanabiliriz. Mesela şöyle hemen göstereceğim size örnek olarak. Mesela gözümüz daha çukursa ve yine ışıltılı far uygulamak istiyorsak göz kapağımıza, bu renkler olabilir, şu renkler olabilir yine farımıza uygun olarak, buradaki renk olabilir. Bu tarz daha koyu bu renk olabilir. Daha koyu ışıltılı farlar uygularsak orasını çok fazla öne çıkarmamış oluruz. Yine de farım far paletim düşüyordu, böyle bir kalp krizi geçirdim ya. Ama dediğim gibi orayı ortaya çıkarmak istiyorsak da daha bu şekilde şampanya rengi dediğimiz farlar kullanacağız. Yine daha pembe tonlarda yapmak istiyorsanız bu şekilde pembe tonlar da olur. Ama ben bugün bunu kullanacağım. Bu tarz farları elinizle de uygulayabilirsiniz. Işıltılı farları, pigmentli farları ya da bu şekilde yassı fırçalarla da uygulayabilirsiniz. Bir tarafı düz, bir tarafı da böyle ince, yani yassı bir fırça. Buna oturtma fırçası diyoruz biz. Bunu kullandığımızda farları o bölgeye iyice oturtmak için kullanıyoruz. Yani dağıtmak için değil de oraya iyice oturtmak için. Hemen farımı alıyorum.
gözünüzü daha yuvarlak yapmak isterseniz burada ortada da bırakabilirsiniz. Ortada bıraktığınızda göz biraz daha yuvarlak gözükür ve orta kısmı iyice öne çıkar. Böyle iç kısma da getirirseniz biraz, biraz daha çekikleştirirsiniz o zaman. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Ama hiçbir zaman ben bu taraflara getirmiyorum. Çünkü oraya bir derinlik sağladık. Bir de üstüne buharı sürersek artık o derinliği yine yok etmiş olacağız. Hiçbir anlamı olmayacak. O yüzden dış taraflara getirmeden ortada bırakıyorum en son. Karıştırma fırçamı alıp boş olanı, böyle arasını hafif karıştırabiliriz çok içeri getirmeden. Şimdi normalde bu makyajda kullanmayacaktım ama size göstermek amacıyla bir tane daha far kullanacağım. Çok pigmentli ve parçacıklı ışıltılı farlar var. Bunlar artık günümüzde çok fazla olmaya başladı ve çok seviliyor makyaj artistleri tarafından. Şimdi bunların nasıl kullanıldığını göstereceğim. Bu tarz mesela görüyorsunuz burada, burada. Zaten parçalarını üzerine fark ediyorsunuz. Üzerine sim parçaları gibi parçalar var. Onları şu parmağımızla alıp, ben genelde böyle orta kısmını uyguluyorum biraz da orayı ortaya çıkarsın diye. Bunlar böyle ekstra parlak, ekstra bir düğün havası veriyor. Yani günlük hayatta kullanmak çok da uygun olmayabilir. Ama özel günlerde oldukça güzel olacak diye düşünüyorum. Biraz daha böyle ıslak bir görünüm veriyor. Şimdi bu iç kısma geleceğiz. Bu iç kısma da ışıltılı bir far uyguluyoruz. Yani mat bir far uygulamıyoruz ki orası biraz daha öne çıkınca güzel duruyor. Yine bu paletten alalım bir tane far şöyle. Açık renklerde. Daha böyle krem tonlarında buraya çok güzel oluyor. Ama artık günümüzde tabii ki buraya neon renkler bile uyguluyoruz. Ben de yapıyorum. Ama normalde buraya daha güzel göstermek amaçlıysa eğer makyaj, burada krem tonlarda bir far kullanıyoruz. Beyaz kullanmanızı tavsiye etmem. Eğer çok ekstrem bir makyaj değilse ya da çok konsept bir makyaj değilse beyaz kullanmanızı tavsiye etmem. Çünkü beyaz kullandığınızda çok hoş durmuyor diyeyim size. Şuraya küçücük bir C şeklinde, büyütmüyorum bunu. Küçücük bir C şeklinde uyguladım. Şöyle ikisinin farkını görebilirsiniz. Eğer gözünüz birbirine çok yakınsa belki bunu çok hafif ama çok fazla değil, asla çok büyük bir şey düşünmeyin. Çok hafif daha buralara getirebilirsiniz. Böylece orası açık renk olacağı için gözlerinizi birazcık birbirinden uzakmış gibi gösterir. Bir illüzyon yaratır. O şekilde kullanabilirsiniz. Şu göz aralığı daha ayrık olanlar olabiliyor. Eğer gözünüz çok fazla ayrıksa birbirinden, bence burayı çok açık renkler yapmayın. Biraz önce uyguladığımız gibi daha şampanya renkleri kullanın. Çünkü açık renkler uyguladığınızda gözünüzü biraz daha ayrı göstereceği için dediğim gibi çok hoş olmayabilir. Gözünüze güzel gelmez makyaj. Ben bu aynı fardan çok az kaş altıma da uyguluyorum. Aşağı getirmeden tam bu en yüksek kısmına, hoşuma gidiyor bilmiyorum. Bu biraz daha kişisel bir şey. Sizin hoşunuza giderse siz de kullanabilirsiniz. Biraz daha aydınlık gösteriyor, daha açık gösteriyor gözü. Kaşları da tabii ki biraz daha kalkık gösteriyor. Şimdi geldik gözümüzün alt kısmına. Alt kısma isterseniz temiz de bırakabilirsiniz. Yine trendlerden bahsedeceğim. Şu an böyle temiz bırakmak da trend. Bu şekilde. Normal, klasik, zamansız olarak kullandığınız farın renginin aynısından buraya da uygulayabilirsiniz. Bunu her zaman yapıyoruz zaten. Yani bu zamansız bir şey. Gelin makyajlarında, günlük makyajlarımızda hepsinde devamlı olarak kullandığımız yöntem bu genelde. Yani üzerine kullandığımız far hangisi mesela? Ben kahveyi kullanmak istiyorum. Hemen şu yarıya kadar kahverengini uyguluyorum. İlk önce kullandığım bordo rengi kullanmak istiyorum. Tüm alt kısma ya da yine yarısına kadar uygulayabilirsiniz. Ben bugün bir farklılık yapmak istiyorum ve farklı bir renk kullanacağım. Bu yeni bir trend. Aslında birkaç senedir olan bir trend. Göz altına çok canlı, çok farklı bir renk kullanmak. Yani makyajınızla alakası olmayan bir renk kullanmak. Dediğim gibi normalini, zamansız olan şeklini söyledim zaten. Onu hep yapıyoruz. Bugün ben böyle pembe, bir neon pembe kullanacağım. Wow. Çok iddialıyım bugün. Şimdi en kolay, hem de daha net göreceksiniz altına uyguladığımız bu renkle. En kolay uygulama şekli şu. Aynamızı alıyoruz. Yukarı doğru tutuyoruz ve yukarı baktığımızda zaten burası açılmış oluyor ve farımızı uyguluyoruz. Yine yassı fırça kullanıyorum. İsterseniz böyle kalem fırçalarda kullanabilirsiniz, kalem uçlu. Yine gözünüz küçükse bu şekilde çok minik yassı fırçalar var. Onlardan da kullanabilirsiniz. Ben normal bir yassı fırça kullanıyorum. Dediğim gibi bu yeni bir trend ve gözünüzü çok daha canlı gösteriyor. Kullanabilirsiniz bence. Özellikle bu tarz renkli paletler alıp her rengi kullanabilirsiniz altına. Bunun altına mavi de kullanabilirdim, yeşil de kullanabilirdim, sarı da, turuncu da, hepsi olurdu. Sizin tamamen hayal gücünüze ve göz zevkinize kalmış tamamen. Bu noktada ben eyeliner uygulardım aslında. Ama bugün far videosu olduğu için eyeliner uygulayamayan gözlere göre bir far kullanacağım. Şöyle kirpik dibime uygulayacağım. İnce bir, biraz önce gösterdiğim minik
yaz fırçayı alıyorum. Çok ince. Burada eyeliner fırçası da kullanabilirsiniz. Hemen onu da göstereyim size. Tamam. Bu şekilde kesik uçlu bir eyeliner fırçası da kullanabilirsiniz. Ben bugün bu fırçayı kullanıyorum. Koyu kahve bir far alıyorum. Bayağı koyu. Ve burada bunu yapacağımız zaman farın kalitesi ve pigmentasyonu önemli. Yani yüksek pigmentli bir far olması gerekiyor ki oraya istediğiniz eyeliner etkisini, göz kalemi etkisini versin. Burada göz kalemi de kullanabilirsiniz ama dediğim gibi far videosu olduğu için ben bugün far kullanacağım tabii ki. Fırçamın ucuna farımı aldım ve tam kirpik dibimde gözünüzün şekline göre yine bu değişiyor. Yani gözünüz eğer kenarları düşükse yarıya kadar uygulayın. Benim kenarı düşük değil ama düşmeye meyilli. Yani eğer ben yarıya kadar uygulamazsam da tüm gözüme bunu uygularsam yine düşecek. O yüzden düşürmemek için yarıya kadar uyguluyorum. Burada kuyruk yapmak zorunda değilsiniz dediğim gibi. Çünkü kemiğiniz biraz daha düşükse benden kuyruk yapamayacaksınız. Kuyruk yapamadığınız durumlarda bu şekilde kemiğe kadar. Zaten kemiğimi şurada hemen gösteriyorum bastırarak. Kemiğim burada. Kemiğime kadar uyguluyorum. Daha ötesine geçmiyorum ki kuyruk yaptığımda ucu kıvrılmasın. O zaman çok kötü bir görüntü oluyor çünkü. Hemen ikisinin farkına bakın. Yarıya kadar uyguladığım o küçücük far nasıl gözümü yukarı doğru çekti? Ki benim bu gözüm bir tık daha düşüktür. Hemen onu yukarı doğru çekti. Hemen bu tarafı da yapıyorum. Yarıya kadar. Yani gözünüzü yukarı çekmek istiyorsanız burayı ister eyeliner olsun, ister göz kalemi olsun, ister far olsun yarıya kadar uygulayın. Aksi takdirde gözünüz daha yuvarlak ve daha düşük olabilir. Bunu ister net bırakın, ister dağıtın, ister ben illa far kullanacağım diyorsanız, herhangi bir sabitleme spreyle fırçanızı ıslatıp farınızı uygularsanız bu sefer de daha eyeliner gibi daha net bir görüntü olur. Şimdi bu noktada artık maskaramı uygulayabilirim. Ben normal, daha ince bir maskara kullanıyorum. Kalın maskaralar çünkü çok fazla bulaşıyor. Şimdi hemen küçük bir ipucu daha vermek istiyorum. Maskara ile ilgili değil video ama bu farınızı destekleyecek bir şey olduğu için söylüyorum. Eğer gözünüzün daha yuvarlak ve daha büyük gözükmesini istiyorsanız maskaranızı bu şekilde yukarı doğru tarayarak sürebilirsiniz farınıza uygun olarak. Ya da eğer daha çekik gözükmesini istiyorsanız yana doğru bu şekilde uygularsanız gözünüz daha çekik gözükür ve daha böyle badem şeklini elde edersiniz. Şimdi genel olarak bir üstünden geçmek istiyorum bütün konuların. Neydi? Gözümüze nasıl şekil vermek istiyorsak farımızı o şekilde süreceğiz. Ve göz tipimizde de tabii ki uygun bir şekilde kullanacağız. Gözümüzü çekik yapmak istiyorsak farı daha dış tarafta koyu rengi bırakıp iç tarafa daha açık renk uygulayacağız. Göz pınarına kadar. Eğer gözümüzü daha yuvarlak yapmak istiyorsak koyu rengi daha yuvarlak şekilde çok fazla kenara getirmeden kullanıp belki koyu rengi tekrar bu içe de kullanıp daha yuvarlak yapıp ortasına da açık renk kullanıp ortasını patlatacağız. Böylece daha yuvarlak olacak. Böyle hızlı hızlı geçiyorum ama buraları eğer merak ediyorsanız birkaç kere izleyip daha da pekiştirebilirsiniz. Gözlerimiz birbirinden uzaksa iç tarafa çok fazla açık renk kullanmamaya çalışıyoruz. Daha da uzaklaşmaması için. Gözlerimiz birbirine yakınsa da bol bol açık renk kullanıyoruz iç tarafa ki biraz uzaklaşsın, göze daha hoş gelsin. Alt kısma da dediğim gibi eğer isterseniz kendi far renginizden, isterseniz çok çok farklı bir renk şu an kullandığım gibi ya da isterseniz çıplak bırakıp direkt farsız kullanabilirsiniz. Maskaramız da yine nasıl sürersek göz şeklimizi o şekilde etkiliyor demiştim. Eğer kenara doğru sürersek ya da sadece yanlara kullanırsak daha çekik bir göz elde ederiz. Eğer daha ortaya doğru sürüp böyle yukarı yukarı kaldırırsak da daha yuvarlak bir göz elde edeceğiz. Bu arada düşük gözlüler, şimdi farınızı sürdünüz, çok güzel yaptınız, işte kenarlarını güzel bir şekilde kaldırdınız vesaire. Ama en sonunda geldiniz, alt kirpiklerinize bol bol maskara uyguladınız, bitti. Gözünüz gene düştü. Ona dikkat edin. Eğer gözünüz düşükse alt kirpiklerinize maskara uygulamamaya çalışın. Ya da eğer hiç yoksa kirpiğiniz çok ince bir maskarayla küçücük küçücük uygulayın ya da kahverengi uygulayabilirsiniz. Onu da söyleyeyim çünkü bu da farı destekleyen bir şey olduğu için çok önemli. Eğer konsept bir makyaj yapmıyorsak ve çok farklı bir makyaj yapmıyorsak beyaz far kullanmamaya dikkat ediyoruz. Bunu unutmayın. Çünkü beyaz far bizi hem demode gösterecek hem de olduğumuzdan biraz daha yaşlı gösterecek. Açık renk far kullanmak istediğimizde burada gösterdiğim gibi daha kemik rengi, daha krem rengi tonlarında kullanırsak çok daha güzel olur. Ya da istiyorsak şampanya rengi, ten rengi tonlarında da kullanabiliriz tabii ki. Bunun pembe tonlusu var, işte beş tonlusu var vesaire. O size kalmış. Bugün dediğim gibi toz farı anlattım. Krem farda da durum aynı. Fakat krem farın yapısı biraz farklı olduğu için o tamamen farklı bir dünya. Ama sürme kısımları, işte sürülecek yerler vesaire aynı şekilde düşünebilirsiniz.
Video uzayacak ama bu biraz daha öğretici yönlü bir video olduğu için önemli değil bence uzasa da. O yüzden bir konudan daha bahsetmek istiyorum farla ilgili. Herkes bu kadar kat kat far sürmek istemeyebilir. Far sürmek istiyorum ama ben tek farla bütün günümü geçirmek istiyorum diyorsanız hemen çok kısa birkaç öneri vereceğim size. Eğer gözünüz çukursa ya da çok küçük değilse, daha büyük gözler için konuşuyorum burada. Bu tarz bronz farlar kullanabilirsiniz. İşte bronz kahve, ışıltılı olan farları bütün göz kapağınıza geçebilirsiniz direkt. Yalnız bu tarz farlar kullandığınızda çok fazla yukarı çıkarmamaya çalışın tek far kullandığınızda. Şöyle kemiğinizin biraz üstünde hemen bırakın. Diyorsanız ki benim gözüm daha küçük. Ben gözümü ortaya çıkarmak istiyorum ama ben gene tek far kullanmak istiyorum. Bir tane kullanacağım bitecek diyorsanız o zaman bu şekilde size canlı renkler öneriyorum. Yani canlı bir farı şöyle gösteriyorum hemen. Dümdüz bütün göz kapağınıza uygularsanız çok tatlı bir görüntü elde edersiniz. Hem de hiç uğraşmasanız bile çok şık gözükür gözünüzde. Ya da diyorsanız ki ben renkli bir far kullanmak istemiyorum. O zaman da bu şekilde orta tonlarda kullanabilirsiniz. Mesela bunu göstereceğim hemen. Bu tarz bir farı, işte hafif daha açık bronz tonlarda bir farı kullanabilirsiniz. Ya da bu şekilde yine ışıltılı pembe tonlarında bir farı kullanabilirsiniz. Bu şekilde tüm göz kapağınıza uygularsınız. Dümdüz mis gibi çıkarsınız. Bir maskaranızı uygularsınız. Biter hemen. Ya da gözünüzün biraz kalkmasını istiyorsanız tek far kullandıktan sonra hemen bu eyeliner gibi yaptık ya. Onu uygularsanız üstüne de maskara bitti. Bu kadar. Son olarak çok kısa far yapılarından bahsedeceğim. Farın yapısı makyajda önemli mi? Evet önemli. Ama markası, fiyatı vesaire asla önemli değil. Bizim için önemli olan tek nokta farın yapısı. Çok ucuz bir far olabilir ama mükemmel bir yapısı olabilir. Çünkü günümüzde artık bu tarz farlar çok üretiliyor. Ucuz makyaj markaları da gerçekten pigmentli farlar üretmeye başladı. Eskiden bu şekilde değildi asla. Artık bulabiliyorsunuz. O yüzden farın yapısı önemli bizim için. İşte alacağınız zaman internetten alacaksanız yorumlara bakabilirsiniz, kullananlara bakabilirsiniz. Eğer mağazadan alacaksanız şu an korona dönemindeyiz ama normal dönemler için söyleyeceğim. Deneyebilirsiniz pigmentasyonunu vesaire. Benim tek bir tane far paletim olacak. Ben bir tane alacağım. Bir tane kullanmak istiyorum. Buna para harcamak istemiyorum. Buna vakit harcamak istemiyorum. Kafamı yormak istemiyorum diyorsanız. Hemen size 3-4 tane far paleti önereyim. Çünkü yine sorulacak bu tarz videoların altında soruluyor öneriler. Ben önereyim baştan. Sonra boş boşuna sizin sorularınızı görmem vesaire sıkıntı olmasın. Öncelikle uygun fiyatlı birkaç far paleti önereyim. Ben Golden Rose'un bu City Style paletlerinden Warm Nude rengini çok seviyorum. Bence her göze yakışacak bir sürü renk var içinde. Hem kontür allık olarak da seçenekleri var. Bu çok güzel bir palet. Çok uygun fiyatı ve de. Bir tık daha çıkacağım ben diyorsanız L'Oreal'in I Go Wild paletleri çok hoş. Bunun da yine birkaç tane renk seçeneği mevcut ama bu böyle güzel bir palet yine. Bu NYX'in Ultimate paletlerinin bir sürü rengi var. Daha isterseniz bu şekilde bir far palet alabilirsiniz ama tek far paletinde bu renkler birazcık tabii saçma olabilir. Bunun bir sürü karamel tonlarında olanı var. İşte nude tonlarda, toprak tonlarında olanı var. Onlardan edinebilirsiniz. Yine araya şunu da koyayım. Bu Revolution'un da çok güzel paletleri var. Mesela benim elimdeki bu rengi ama bunun da daha full kahve tonlarında olanı ya da doğal tonlarda olanı var. Bu tarz hem doğal tonlar hem de içinde işte turuncu var vesaire. Turuncu var, sarı var. Bu tarz paletler de güzel olabiliyor. Hem içinde farklı tonlar da oluyor hem de doğal tonlar da oluyor. Bunu da öneririm. Hemen size 2-3 tane de yüksek fiyatlı önereyim. Çünkü yüksek fiyatlı farlarda yapısı kötü olanlar da olduğu gibi kesinlikle bunu savunuyorum. Ama yapısı mükemmel olanlar da var. İki tane böyle far paleti önereceğim. Yapısı gerçekten çok iyi. Bir tanesi Anastasia Beverly Hills'in Modern Renaissance paleti. Bendeki içindeki renkler zaten çok fazla kullandığımı görebilirsiniz. İçindeki renkler her göze uyacak ve çok farklı renklerde var şu taraflarda. Hem de çok doğal renklerde var. Bu tarz bir palet edinebilirsiniz. Huda Beauty'nin paletleri var. Bunun da doğal tonlarda olanları da var. Hem doğal hem farklı renkler olanları benim en sevdiklerim. Ya da benim bir sürü farım var deyip aldığım bu tamamen farklı renklerden oluşan paleti de var. Bu tarz bir palet de edinebilirsiniz. Son olarak MAC farlar hakkında konuşmak istiyorum ve artık videoyu bitireceğim. Çok uzadığının farkındayım. MAC farların yapılarının birçoğu eskide kaldı.
Onu söylemek istiyorum. Ben kendime bu palet değil, bu benim seyahat paletim. Bunun büyüğü var biliyorsunuz bende. Eğer daha önce izlediyseniz biliyorsunuz. İçine tek tek kendim oluşturmuştum. Ve bunların hiçbirini almadan önce oluşturmuştum. Sonra çok pişman oldum. Çünkü bana inanılmaz über bir fiyata denk geldi. Yani içerisinde bu tarz paletlerden çok daha az par var. Ve bana daha seneler önce 700-800 liralara denk gelmişti. Yani asla ve asla değmez, artık o kadar güzel paletler var ki. O yüzden bence MAC far almayın. Çok net söylüyorum. Eğer tek bir farı beğenmediyseniz, bu şey tek tek satılıyor farlar. Tek bir farı beğenmediyseniz ve onu direkt almayacaksanız palet şeklinde almamanızı tavsiye ediyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım tüm sorularınıza cevap bulabilmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz tabii ki beğenerek destek olabilirsiniz. Ekstra sorularınız varsa benim şu anda yanıtlayamadığım, onları da sorulara yazarsanız yorumlara, ben de oradan cevaplamaya çalışacağım. O zaman sizi kocaman öpüyorum. Kanalıma abone olmadıysanız tabii ki abone olmayı unutmayın. O zaman görüşürüz.